bir ittifakla seçime giriyoruz. Değerli İsmail, evet. Bir Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ben, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor, öyle değil mi? Dolayısıyla iki ittifakta kimler var? Partiler var. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti bir tarafta, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi diğer tarafta, ayrıca HDP'de Cumhuriyet Millet İttifakı'nı destekliyor. İttifakın içinde resmen yok. Bunu ayrıca soracağım her ikinize de. Yani, bu sizin bir hüküm cümleniz ama ikinize de bu yani mesele böyle, HDP böyle bir soracağım. Şey yok mu? Peki. Yani böyle bir şey ayrıca yok. Soracağım efendim. Ayrıca soracağım. Teşekkür tamam. ederim. Bunu da tamamladım. Şimdi aynı soruyu size sormak istiyorum. Tabii Sayın Binali Yıldırım gibi siz de aslında bizim daha önce görmediğimiz uzunlukta bir kampanya yürütmektesiniz. Aslında sizin de biraz bu o yeni seçimi anlatmanızı isteyeceğim. Ama arzu ederseniz şimdi sürenizi başlatırken, yeniden sayımı Sayın Binali Yıldırım ve AK Parti çok söylüyor. Oyların tamamını yeniden saydırsaydı sonuç değişir dedi. Bununla da başlayabilirsiniz ama özellikle sizden şimdi 23 Haziran'a ilişkin yorumlarınızı beklemek istiyorum. Çünkü bu bizim tarihi açıdan önemli bir seçim. Buyurun efendim. Bir kere saat 9 gibi açıklama yaptığım doğrudur. Yaptığım açıklama aynen şöyledir. Kendimizi mecbur hissettik. Anadolu Ajansı diye bir garabet, bir rezillik yaşıyoruz. %64'te rakibimizi gösteriyor. Bizim girmiş olduğumuz %22 seviyelerindeki orana göre oranımız şudur dedik. Dediğimiz bu. Ve yaklaşık 1,5 saatin üzerine hukuksuz yayın yapmıştır televizyon kanalları. Anadolu Ajansı'nın verileriyle. Anadolu Ajansı beni ilgilendirmez diyor Sayın Yıldırım. Bakanlarıyla görüşüyor. Anadolu Ajansı'yla, benim bakanlarım, kabinem, herkesle görüşürüm diye de açıklaması var. Bir başka şey, saat 2.20'de benim açıkladığım 29.408 verisi aynen şöyle. Girdiğimiz veriler üzerinden 30.086 sandığa göre artık sonucun değişme şansı kalmamıştır. Kalan sayıya göre, onun için 29.000 sayısı vardır. Daha orada girilmemiş 100 civarında sandık söz konusudur. Bu veriler üzerinden söyledik ve ya şey burada, 1 Nisan'daki veri burada. Birleştirme tonağı burada Allah aşkına. 24.000, işte az önce gösterdim, 24.057, ne 29.000'i? İşinize geldiği gibi rakamlarla oynamayın. Bir de yani yalan ifade, yanlış ifade, uydurma ifade hoş bir şey değil. İtiraz etmedik demedim. Bu CHP'nin işi değil dedim. Kaldı ki bir başka şey, burada çok önemli bir şey. Yani gerekçeye göre karar veriyor YSK. Sayıma değil ki. Sayımı yapan kişilerin hukuka aykırı olduğunu söylüyor. YSK'nın kararında çaldılar yok. Sayımla ilgili bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece sandık kurulu üyelerine bakıyor. Daha önce öyle bir tespit yeteneği ortaya koydu ki Sayın Yıldırım veya ekip arkadaşları, soyadına göre seçmeni tanıdıklarını söylediler. Yüzüne bakıp seçmeni tanıdıklarını söylediler Allah aşkına. Bunlara hiç kimse inanmaz. 2019'da yapılan bu yeni seçim, yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. Bu sadece bir yerel seçim değildir. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Mazbatasını almış, görev yapmış, 18 gün seçilmiş belediye başkanıyım. Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Hakkımızı gasp edenlerin, 16 milyon insanın hakkını, kul hakkı yiyenlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesidir. Çok net. Geçmişte beka sorunu var diyenler, aynı kampanya, nerede aynı kampanya? Beka sorunu var diyenler, bunu kendileri de ifade ettiler, sadece başkalarına mal etmesinler. Bu süreçte hiç beka sorunu yok. Konu İstanbul'a döndü. Dolayısıyla konu evet bir yerel seçimdir, yenilenen hakkımız yenmiştir, kul hakkı yenmiştir. Ama aynı zamanda derinden bir demokrasi mücadelesi. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdiki soru da sizinle başlayıp Sayın Binali Yıldırım'a döneceğim. Şöyle bir soru yöneltsem size Sayın İmamoğlu. İstanbul seçmeniyim dedim ya, ben 31 Mart'ta bilinçli bir yurttaş olarak oyumu kullandım. Diyelim, Sayın Binali Yıldırım'a oy verdim ya da sandığa gitmedim. Sorum şu, ben neden Ekrem İmamoğlu'na oy vereyim? 23 Haziran seçimlerinde bir İstanbullu seçmen olarak ben mesela Binali Yıldırım'a oy vermişimdir ya da başka bir adaya ya da oy vermemişimdir.
Bana bunu anlatır mısınız? Neden size oy vereyim? Tabii cümlelerimi tamamlamak istiyorum. Neden bana oy vereceğinizi ifade etmeden önce. Bakın, 31 Mart akşamını geçelim dedi Sayın Yıldırım. Geçemeyiz. 31 Mart akşamı yaşananlar ve sonrasındaki süreç ve sonrasındaki YSK süreci çok mühimdir, çarpıcıdır. Bakın 31 Mart gecesi, dizilimini söylüyorum, Anadolu Ajansı'nın veri girişi. Ondan sonra Sayın Yıldırım'ın kazandık demesi. Daha sonra il başkanının sayı vermesi. Ya tam o saatlerde bütün İstanbul gönül belediyeciliği kazandı diye afişlerle donatılıyor. Ya bu mümkün mü? Bu nasıl bir hazırlık? Bakın biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi, o gece bu iş biterdi. Bu bir böyle bir kurgu sürecidir. Çok net. Ama biz mücadelemizi verdik. Ve gönülden söylüyorum ki o işte yüz binlerce insanın, görev yapan insanın hakkı vardır. Yüz binlerce insan görev yapmış. Onun için AK Partili kardeşlerim de var. Biliyorlar bunları. Benim AK Parti ilçe başkanı kardeşlerim var. Ben ilçe başkanlığı yaptım. 13 ilçe seçimi yönettim. Maddi hatalar olur, düzeltilir. Ardından karar verilirse geçer, soylar sayılır vesaire. Ama yeniden bir seçimin oylarının sayılması diye bir şey yok. Karar yok. Mustafa Kemal Paşa'da verilen karar gibi. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir refleksi yok. Böyle bir içtihatı yok. Kime göre, neye göre? O bakımdan bu süreç bir kurgudur. Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile görüşmedim demek bana hiç doğru gelmiyor. Öyle bir şey yok. İnanmıyorum en azından. İnancımı söylüyorum. Ve hani bu süreçte tek bir cümle bile edilmemesi bence sıkıntı yaratır. Anadolu Ajansı yanlış yapmıştır, İnsanları yanıltmıştır demek o akşam adına verilmesi gereken cevaptır. Niye kesti Anadolu Ajansı veri akşamı? Vallahi işine gelmediği için. İşine gelmediği için. Çok net. İşlerine gelmediği için. Çok net. Gönül belediyeciliği afişleri İstanbul'a niye yaygınlaştır Allah aşkına ya? Kazananın belli değil. 23 Haziran'da biz AK Parti'ye oy vermiş olabilir. Diğer partilere oy vermiş olan herkes için söylüyorum. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyoruz. Kul hakkı yiyenlere karşı mücadele veriyoruz. Demokrasi sürecini sıkıntıya uğratanlara karşı mücadele veriyoruz. Aynı zamanda biz İstanbul mücadelesi veriyoruz. Normalleşme mücadelesi, güler yüzle kucaklaşma mücadelesi. İstanbul'da temiz bir yönetim mücadelesi veriyoruz. Kibirden arınmış, ben bilirim diyen değil, milleti kucaklayan, milletle düşünen, insanlarla kucaklaşan. Onun için biz 23 Haziran'da herkesin oyuna talibiz. Yani, biz 31 Mart, Sayın Yıldırım kusura bakmazsanız cümlemi bitireyim. Bitirin de. 23 Haziran'a kadar şunu söylüyorum. Biz AK Parti sürecinde siyaset yapanlara bile halka hatırlattığımız için AK Partili kardeşlerimden de o istiyorum. Peki, teşekkürler. Evet, evet aynı yani, soruyu size ama şöyle sorumu... Ekrem Bey... Bir dakika, sorumu şöyle sorayım efendim, ondan sonra. Ben diyelim, Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Evet. 31 Mart'ta evet. Ve 23 Haziran'da ben yine oyumu kullanacağım. İkinize de bakıp karar vereceğim. Ben neden Binali Yıldırım'a oy vereyim efendim, buyurun. İsmail Bey, şimdi ithamlar var. Yani kul hakkı yemek, efendim kibir abizesi olmak, kibirli olmak, yani bunlar kime adresliyor? Yani bu seçime beraber girdik. Biz açıkça bu seçim sonrası yaşanan olayları bir hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık. Ve neticede bu seçim tekrarlanıyor. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bu başka yerlerde de oldu. Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacak. Bunun altını bir daha kalınca çiziyorum. Biz bunu %10 oy sayımından araya çıkan farkı görünce rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ben şimdi soruyorum Ekrem Bey'e. Ya biz birbirine yakın oy aldık. Neticede en son sayım işi bittikten sonra mazbata düzenlenirken aradaki fark
13.729'du. 24.000 bilmem ne rakamları birbirine karıştırmaya lüzum yok. İptal oylar, geri dönen oylar hepsi sayılmış. 13.729 ortaya çıkmış. Yani hal böyleyken, peki birbirimize yakın oy almışız, arada bu kadar fark. Niye benimki, benim lehime oylar kazanılıyor da Ekrem Bey'inki kazanmıyor? İkisinin farkı bu. Onun kazandığı da var ama ben 10 kazanıyorum, Ekrem Bey 2 kazanıyor. Bu dürüst bir seçim mi? Birbirine yakın verilmiş iki oy.